günden beri dereyi görüyorum. Dere su taştığı için, sürekli dere yeterli gelmediği için her taraf su doluyor. İki gündür su boşatıyorum. Hala yine doldu şimdi. Boşattığım halde yine doldu yani. Başka yaşadığımız yok işte. Kapının önü su dolu, dediğin gibi su dolu. Her taraf uçuyor. Çatılar uçtu. Ya fırtınadan geçen ki. Evinizi su mu bastı? Bastı tabii. Aracı su bastı. Öbür tarafta da ahırı su bastı. Öbür taraftaki aracı su bastı hep. Tandırlarımızı su bastı. Başka? Başka bir şey yok işte. Hepsi bu. Zararınız ya, ne kadar? Vallahi zararı. Ha kendin görüyorsun, her taraf su dolu. O su boşalacak işte. Makineleri ıslandı. Peki. Oradaki şeyler. Size neden böyle oluyor yani? Neden sel basıyor? Dereler yetmiyor arkadaşım bak. Oradaki dereleri görürsen dereler yetmiyor. Öyle sel durumlarında daha dere açacaklar, dereyi açmadılar daha. Ondan dolayı da dere yetmediği için su yoldan gelen, her taraftan gelen su buraya birikip buradan açıp gidiyor aşağı. Mecburen bu şekilde oluyor. Peki yetkililerden talebiniz de ne olsun istiyorsunuz? Ya bir önce derenin açılması. Talebimiz o. Dere açılsın ki bir önce buralarda bu dertten kurtulsun herkes. Ha bak, herkesin bir tarlası, bağ bahçesi, herkesin gittiği bir damı yani. Aşağılar bir daha berbat. Bizim burası böyle olduğuna göre aşağı daha berbattır yani. Geldiğimizden beri defalarca tekrarını dejavu şeklinde yaşadığımız bir olay bu. Sürekli sel basıyor, sürekli su doluyor. Altyapı çalışması denen bir şey yok. Şu arkamda gördüğünüz toprak yol sürekli yere toprak akıtıyor. En basitinden en yakın zamanda dün yaşadığımı söyleyeyim mesela. Dün benim çocuğum okuldan gelecek. Burada felaket bir sel oldu. Merdivenlerden çıksa çıkamıyor, su büklüm büklüm aşağı iniyor. Aracımla ben kendim gideyim alayım dedim, toprak yolu kapatmıştı, çıkamıyorum. Ankara adına üzüldüm, burada yaşayan insanlar adına üzüldüm. Gerçekten üzüldüm ve biz bunu var ya bir senedir sürekli şikayet ediyoruz. Mesela en büyük soru şu, şu boru yağış yağdığı zaman suyu tamamen caddeye akıtıyor boru. Neden bu boru bir altyapı çalışmasıyla bir yere bağlanmıyor da sokağa akıyor? Korkmaz olurlar mı? Şu an hepimiz yani komşular olarak balkonlardaydık, ne olacak diyorduk, çekimler yapıyorduk, bir yerlere atmaya çalışıyorduk, birilerinden yardım istiyorduk. Yani çok merak ediyorum, başımıza kötü bir şey geldikten sonra mı ciddiye alınacağız? Ya da bir senedir, en basitinden bakın, en basitinden şu borunun suyu aşağı akıyor. Niye aşağı akıyor? Orası sokak da burası sokak değil mi? Orada yaşayanlar insan da buradakiler insan değil mi? Son dönemde çok şiddetli ve sık yağmur yağıyor ama biz bu sorunu 5 yıldır yaşıyoruz. Bir can kaybının olmayacağı anlamına gelmiyor. Biz vah tüh demeyle bu sorunu çözemeyiz. Ya bu sorun defalarca dile geldiği halde birinin çocuğuna zarar geldiğinde sorumlusu kim olacak? Yukarı mahallenin suyu komple o üst sokağa geliyor, üst caddeye. Oradan Ege otobüsü geçiyor. Üst sokağa geliyor. Üst sokakta böyle havuz oluşuyor. Bir tane havuz var orada ve o gider de buraya verilmiş. Gider buraya verdi, o kaldırmıyor. Gider buraya kaldırmıyor. Gider patladı. Otobüs geçtiği anda gider patlayıp bütün o havuz buraya patlayınca o çamur, taşla, kayalar komple mahallemize bastı.